ana başta olmaya devam edecek. Şöyle evet. soralım o zaman. Şu anda CHP'nin adayları belirlediniz. Büyük kitle, birkaç ilçe falan dahil evet. olmak üzere onun dışındakiler belirlendi. Size mutlaka eleştirileri duyuyorsunuz. Televizyon, biz hiç sormayalım. Ya şöyle şöyle yapılmış, böyle böyle yapılmış demeyelim ama size en çok eleştiri nelerden geliyor? Siz nasıl cevaplandırıyorsunuz bunları? Evet, iki küçük giriş yapayım. Ben 2013-2014'te yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Hayatımın en zor ve bir daha geri dönmek istemediğim tek dilimi budur. Yani ben 2013-14'e bir daha dönmeyeyim. Kemal Bey son MYK'sını yaparken Sayın Kılıçdaroğlu bana MYK üyeliği teklif etti. Ben dedim çok teşekkür ederim. Hani yerel yönetimde düşünmüyorum, başka bir yerde düşünmüyorum. Grup başkan vekilliğine geçmeyi düşünüyorum. Nitekim de onu yaptım. Ben MYK üyesi değilim. Yerel yönetimleri de aday belirlemeye ilişkin herhangi bir görev ve yetkim yok. Ama bu işleri bu zamanı da yapmış bir arkadaş olarak gözlüyorum. Ve eğer varsa düşüncem bir yer hakkında hani parti yararına, ülke yararına olacak bir düşüncem varsa bunu da arkadaşlarıma aktarıyorum. Evet, çok eleştiri aldık. Nereden aldık en çok eleştiriyi? Hatay'dan aldık. Bunu hep beraber yaşadık işte. Yani Hatay'ı bilen, bilmeyen herkes haklı haksız birçok şey söyledi. Onun dışında işte Adana ve Mersin tartışmaları oldu. Hem büyük şehirler hem ilçeler üzerinden bir tartışma yürüdü. En son da İzmir. Büyükşehir ve ilçeleri itibarıyla bu tartışmaya katıldı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi için son derece doğal bir süreçtir. Yani CHP'de itiraz olmaz, tartışma olmaz denemez. Yani CHP'li olmanın gereğidir bu. Çünkü biz ortak akılla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu süreci de hata yapmadan geçirdim ben derse birisi pek inanmamak lazım. Çünkü hataya çok açık bir şey. Çok açık bir yer. Bir küçük örnek vereyim size. Yani artık ilçe adı vermek istemiyorum. Derhal onunla ilgili spekülasyonlar başlıyor. 53 aday adayının olduğu ilçe var. Evet, Urla. Biz söyleyelim. Siz söyleyelim. Siz söyleyelim. Burada 53 aday adaya arkadaşımızın, yani ben hepsini muhtemelen tanımıyorumdur. Tanıdıklarım da vardır, tanımadıklarım da vardır. Ama her biri kendini orayı yapmaya aday yetkin görüyor ki başvuruyor. Ve siz onlardan bir arkadaşı seçmek zorundasınız. Bunun en mükemmel seçim olduğu iddia edilebilir mi? Parti uğraşıyor en mükemmel seçimi yapayım diye. Niye uğraşıyor? A. Kazanayım istiyor Urla'yı ve diğer ilçelerin tamamını. B. En yüksek oyu almak istiyor. Yani bir parti genel merkezi en yüksek oyu almak istemez mi? Dolayısıyla böyle bir çabanın içerisinde ama tabii şeyler var. Hani ne diyelim, gerekli çalışmaların eksikliğinden kaynaklanan, anketlerin yeterince etkin yapılamamasından kaynaklanan sorunlar olabilir. Olmaz demiyorum. Ama şunu kabul etmek zorundayız. Bu partinin kurultayının seçtiği parti meclisi ve MYK var. Ve bu işte görevlendirilmiş olan ekipler var. Bu ekipler çalışıyorlar ve bir aday belirleme süreci oluyor. Cuma günü de belirlenecek. Cuma günü. Çankaya'yı duyacak mıyız mesela? Şimdi vakit çok azaldı, o yüzden biraz daha hızlı soru yani, cevap yapalım. 1 Şubat, 2 Şubat itibarıyla tüm aday adaylarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Çünkü aday belirleme süreci çok zor bir süreçtir ve yıpratıcı yarın. Bir süreçtir. Cuma günü, 2 Hı-hı. Şubat, Cuma günü itibarıyla nadir yerler kalabilir. Onlar da hani ilave çalışma gerektiren yerler olabilir ama çok fazla bir şey kalacağını sanmıyorum. Hafta sonu itibarıyla da çok sayıda yerde ön seçim yapılıyor. Yani hem belediye başkanlığı için ön seçim yapılan yerler var hem de belediye meclis üyeliklerinin yarısı için ön seçim yapılan yerler var. Onlar da tamamlanınca CHP şeyi bitirmiş olacak. Kamuoyunda bir de şu var. Her zaman bu yayılır. Cumhuriyet Halk Partisi aday belirleme sürecinde geç kalıyor. Bakın benim bunu duymadığım bir şey olmadı. Katılıyor musunuz peki? Ya 2014'te çok sevdiğim bir gazeteci abim yazmıştı bunu. Sayılarla yanıt verdim. Yani biz 900'deyken diğerleri 400'deydi ama CHP geç kalıyor algısı hep vardır. Gözler hep CHP'de oluyor. Tabii tabii. Yani bunu hiç tartışılmıyor bunu ama hiç yani. Şey görmüyorum ben. Yani evet. Bundan alınacak insanlar falan değiliz. Hani bir gün biz konuşma konusu olmaz isek o zaman sorun vardır. Yani bir de şöyle gözüküyor. Bakıyorsun işte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı mitinglere başladı.
MHP Genel Başkanı mitinglere başladı. Diyorsun ki ya CHP nerede? Hala kol kırılıp yeni içinde işte kaldığı için işte Mamak Belediye Başkanı Büyükşehir'e bile aday namzeti yani namzetti. Evet, evet. Tabii. Ama kendi Mamak ilçesine bile aday var. Ama çıt yok, kol kırılıyor, evet. Yeni içinde kalıyor. CHP de öyle falan değil. Kol kırılıyor, neden yeni içinde kalıyor? Böyle sağlam karakterli oldukları için mi? Çünkü Cumhurbaşkanı atarsa oluyor. Onlar da biliyor yani. Atamazsa sopa da hazır, yani. Havuç da hazır. Hangisini arzu edersin? Ama sizin biraz önce söylediklerinize de ben şu açıdan biraz itiraz ediyorum. Bu dediğiniz şeyin hepsi CHP için garanti belediyelerde oluyor. Yani işte şu ana kadar geride CHP niye geciktiriyor? Çünkü garanti kazandığı ilçelerle ilgili bir güç yarışı var şu anda. Öyle anlaşılıyor. Öyle, yani İzmir... Söylentiler öyle, doğru. Evet, hayır öyle. Yani Çankaya'yı CHP daha çok oyla, daha işte kazanmak şeyiyle falan uzatmıyor. Yani güç odakları vardır partide. Onun adayı mı olacak, onun adayı mı olacak? Böyle bir tablo var. Yani. Ya benim şimdi buna kuvvetle itiraz etmem lazım. Daha az kuvvetle itiraz edeyim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın İzmir belirlendi. Şu anda bizi İzmir'den izleyen arkadaşlar vardır. Bu konuşmalarımı beğenen insanlar olabilir, beğenmeyen insanlar olabilir. Teker teker baktığınız sürece konuşacak, eleştirecek çok şey buluruz.